İki yıldır evlisiniz ve birbirinizi tanımıyorsunuz. Üstelik bizim dışımızdaki herkes bu durumu normal karşılıyor. Biz bayağı evliyiz. İki senedir. Bence de zamanı gelmedi mi? Sıcak bir yuva, düzenli bir hayat fikri bana kötü gelmemeye başladı. Bazen düşünüyorum böyle bir sabah uyandığımda keşke yanımda evlendiğim adam olsa. Doktora falan görünmen lazım artık. Sürekli evlilik konuşuyorsun ama ya. Bak bu evlilik müessesesi dünyanın gelmiş geçmiş en ketum örgütü. Her biri sır vermez bunlar. Vallahi daha büyük bir kabus düşünemiyorum. Güzel misin? Sen kimsin ya? Ben seninle neden evlenmiş olabilirim acaba? Asıl ben seninle neden evlenmiş olabilirim? Pelin Hanım, arabanızı yıkadım. Benim arabam mı var? Ben odama geçip biraz uzanacağım. Engin Bey, siz bu şirketi sattınız. Ne? Ne oldu sana sabah sabah hiç anlamadım. Harbi, burası benim odam mı? Yok canım, acil bir durum yok. Ben abartıyorum. Alt tarafı hayatım alt üst olmuş. Taş mı düştü kafama? Büyü falan mı yaptırdın? Ne yapıyorsun ya? Sendeki rahatlık da şalvarda yok. Beni ancak rüyanda görürsün. Asıl sen beni rüyanda görürsün. Alın size ancak rüyalarda görülen bir fırsat. Birbirinize yeniden aşık olun. El ele tutuşun, romantik bir yemek yiyin, tatile çıkın, ne bileyim keşfedin, şaşırtın birbirinizi. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Benim arabam nerede? Ne? Benim arabam nerede? Aha. Bu ne? Piçikle. Bu kabus.